Kim o kız? Tibet arıyor. Dur. Efendim Tibet. Tibet. Bedir'le aynı sınıftaysan ben ne yapabilirim? Ya sana ben söyledim zaten aynı sınıfta olduğumuzu başkasından duyma diye. Tamam. Ya tamam, konuşacak başka konumuz mu kalmadı? Kapatıyorum ben, hadi. Ne oldu? Bedir yüzünden kavga ediyor benimle ya. Hepimizin bir hassas noktası var kızım. Küçük enişteninki de Bedir oldu artık. Aman bırak onu. O da bir tuhaf. Böyle bir gitti bir döndü. Böyle bir havalar falan. Bir de onun yüzünden huzurum kaçıyor. O kadar tuhaf değil aslında. En azından şu hali o kadar tuhaf değil. Aman bana ne ya? Ne hali varsa görsün. Deniyor. Sen Bedir'in hikayesini bilmiyorsun yani, öyle mi? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ölümden döndüğünü, az daha vurulacağını falan bilmiyorsun yani. Ne? Kan davasından kaçtığını, sırf o dava devam etmesin, daha fazla kan dökülmesin diye kendini ölü gösterdiğini. Bilmiyorum. Daha 17 yaşında, çocuk denecek yaşta sokaklarda yattığını, dayakları yediğini, kuru ekmek bulamadığını, sırf kan davası devam etmesin diye. Bir anasının bir oğlu olduğunu. Sırf o anası gerçeğini yaşamasın diye ona yalandan bir evlat acısı yaşattığını da bilmiyorsun değil mi? Senin en büyük derdin neydi Sevda 17 yaşında? He? Ojen mi bitti? Efendim saçının rengi tuttu mu tutmadı mı? Başka başka hayatlar var. Başka başka dertler var. Bilmiyorum. Ben bir çay alayım mı?